Hürmeten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Cuma mı? Cuma. Bakın kim geldi? Mübarek geldi. Evet, o geldi. Selamlar. Evet, adam aranıyor. Evet. Selam. Bize abi şey yapma. Bize herkes arıyor diyor ne? Abi polis. Sen... Ya la bunu ben 6 ay sonra yükleyeceğim salak. Ha yük de şöyle. Sen girer çıkarsın ancak. Abi şey yapma yani 3-4 kişi sonra yükleme abi. He? 3-4 kişi sonra yükleme çünkü. Niye ne oldu? Zaten yakalanırız 2-3 gün içinde. Eve geliriz. Ne oldu ya sen neredesin bari sen anlat bakalım ne yaptın abi, bir şey gibi. Abi çalışıyorum. Alüminyum doğramaya gittin. Çalışıyorum hala orada. Alüminyum doğramaya mı çalışıyorsun? Hala çalışıyor da çıkacağım sanki işte. Sanki bir çıktın diye duydum ben onu. Yok abi çıkma. Çıkmadın mı? Tam bir ay olmadı herhalde değil mi? Yok 27 gün oldu. 27 gün oldu. Ben sana kaç gün vermiştim? 3 gün. Yok. 3 hafta dedim. 2 hafta 3 hafta. Abi. Bilemedim bir hafta dedim. Yok. Neyse, her şey kayıt, olur mu? Neyse arkadaşlar, size veda konuşması yapacağım. Niye, ne oldu lan? Sen beni iyi bir yola sürüklerken, ama hayat hep beni kötü yola sürüklüyor. Ne oldu? Hayat ne oldu? Hayat çok güzel olur. Yaşamasını bir güzel. Nasıl, iş nasıl gidiyor? İşten nasıl gidiyor? İşi abi ya. Olsun. Aynı işi. İşi gidiyorum, burada geziyorsun. Hani nasıl bu işi? Bugün izinliyor, özel izin alıyor. Özel izin. İşim var dedim. Siz bu polislere sanmış şu iskitlerin girişi. Niye? Bu ben aradım şunu girsin. Bak. Niye? Yapma abi. Ya işte zamanında kendi suç işlemiştik. O şey olmuş. Onun E-Devlet'e girdim baktım. Dün gece 10-12'sinde dünyanın şokunu yaşadım. Vallahi ondan sonra sana yazdım öyle sana Instagram'da. Dünyanın şokunu yaşadım ya. Sen şimdi şey mi olacaksın? Gay olacak. Sen mafusa mı gireceksin? Yok canım. Bir süre girebilirim yani. Ya lan abi. Aslında kış gelmiş oğlum. Girsen daha iyi. Orası sıcak. Dişlerimi de yaptıracağım içeride. Dişlerimi de yaparlar içeride. Yapıyorlar zaten. Sportam var ya. Tamam. Sportam olduğu için devlet dişlerimi yapıyor. Sen parası gelsin götürsün. Yok. Ben kendim teslim oldum. Samimi ikrar falan. Arkadaşlar. Herkesin yeni yılını buradan kutluyoruz. Aynen yeni yıl olmadan içeri yeni gidiyor. Yıl herkese gelecek 2023 herkese sağlık saat versin inşallah. Mutluluk versin. Bizim 2021-2022 çok benim adına geçti. Benim adıma kötü geçti inşallah. Önümüzdeki sene güzel geçer de. İnşallah. Allah sağlık saat verir inşallah. Evet. Değil mi? Abi sen 2023'e... Yo içeride girmem. İçeride girmem. Dışarıda duracak. Konuşmayın sonra. Konuşmayın sonra. Dışarıdasın yani. Büyük konuşmayın da genelde bu videoyu sen yılbaşının sonra yayınla. Vodka yaparsın herhalde. Yok vodka oturuyor. Para yok sana. Evde otur. Evde otur. Ne be abi evde zaten dün gece sabahtan eve gelmişler. Ben 6'da çıktım Allah ya. Allah. Kim gelmiş eve? Ya teslim olur diyor ya da diyor bugün 4'e kadar ne oldu oğlum sen ne yaptın? Bugün teslim. Halı çaldın ona arkadaş. Halı değil abi bu ya bu şantaj ya. Bu şantajdan mı içeri giriyorsun? Şantaj ya. Sen niye öyle söylüyorsun abi? Şantaj mı? Para alırım hesabı. O zaman malum şahsın dönemindeydi o. Malum şahsın dönemindeyken yapıyordum o işleri sinyal falan. O zamanki patladı işte. Yapmıyordum. Af yasasından yar. Ondan sonra malum bir dakika abi izin varsa konuşabilir miyim? Tabii. Şimdi malum şahsın zamandayken sinyal dolandırıcılık vardı. Ondan sonra Yakup abi bana bıraktırdı bunu. Bıraktırdı. Neyse onu geç boş ver şimdi onları boş ver eskiyi boş ver. Eskiyi boş ver şimdi yeniye bakalım biz. Abi işte onun şeyi patladı bize götümüze girdi yani. Ben de bilmiyorum valla. Sabah 6'da çıktım evden. Polis alacak diye. Terörist misin oğlum? Sabah 6'da sana operasyon mu yapacaklar? Hiç kafa çalışmıyor. Abi cezaevine girersem Serdar abiyle volta atarlardı. Ama Serdar abiyle aynı yere düşmem ben. Çünkü benimki şantaj tehdit olduğu için. Yani düşersen tayinini ister şey. Kim? Serdar. Düşersen Serdar abi bana bakar içeride. Evet yani o da önce gelsene bak zamana diyordu. Sen ne yapıyorsun abi işlerin? Ne yapıyorsun? İşlerin nasıl gidiyor? İşleri iyi abi yorucu ama 12 saat çalıştırıyor yavşaklar. Kaç? 12 saat. Oğlum mu iş? Sabah 8.30'da başlıyorsun 6'ya kadar. Sen İnsan hiç 5-10 dakika oturtmuyorlar ya. Ne istiyorsun? Ne olsun istiyorsun oğlum? Zannetmiyorsun ki kendi işin mi zannediyorsun? Abi eğer benim başıma bir iş gelirse sana vasiyetimdir abi. Kağıt arabam hurdacının adresini de vereceğim. Arabamı oradan al. Ne abi? Ben mi başlayayım? Yok.
Yani vasiyetim yani, benim başıma bir iş gelirse. Sen vasiyetin o mu oğlum? Başka şey bırakacak bir şeyim yok. İstirahataneye gidersin. Yahut ben istirahataneye gidersin diyor. Yani haberin olsun. Abi yani sana başka bırakacak bir şey, değerli hiçbir şeyim yok. Yok canım. Bir üstümdeki elbisem var, bir de kağıt arabam, onu da yurt dışından bir ara aldı. Neden başlayacaksın sen kağıt işini? Valla şu iş hayallansam başlayacağım işte şu iş. Paran ne zaman alacaksın? Sen parayı bekliyorsun herhalde. Hangi parayı? Yani maaşını bekliyorsun herhalde. Onu alayım şey yapacağım ben. Alayım Abbas Aray'ı göstereceğim o zaman. Ne Abbas Karay'sa ben çalıştım, o kadar emek verdim. Tamam oğlum, Abbas... adamları yalnız bırakın. O Abbas Karay sayılmaz. Oğlum adamları yalnız bırakın, işten ayrılıyor. Normalde işten ayrılırken bir ay öncesinde söylemen lazım. Ben ayrılıyorum, benim yerime adam bulun diye. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun abi? Yiğit ne yapıyorsun? Abi ben de işte 2-3 gündür hastaydım işte. Geçmiş olsun ya, ben durumlardan takip ediyorum. Sen ama hiç yazmıyorsun. Oğlum bakayım, bakabiliyor musun? Niye? Yaptığımız şey normal. Bir şey olmaz ya. Yavuzcu bayıl işte. Sağ olasın abi. Babayı ne sanmışsın lan? He abi, biraz rahatsın diyorsun. Gel biraz yaptım gel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ya Berkay. İnşallah Koray da çıkmaz karşıma, içeri gelirse. Geçen Koray geldi. Çıkmaz abi karşıma, o çocuk artık yapıştım ya. Geçen geldi Koray. Zafer Şener'e benzemiyor mu aslan? Ne? Zafer Şener'e. Zafer Şener'e. Ümit Ota. Ben Mert Fırat tanıyor musun? Kim? Ankara Gücü'nde yönetici. Kim? Mert Fırat mıydı? Bilmiyorum abi. Çok kadar şey var ki. Yönetici var gibi. Hangisi? Ne yapıyor aslan? Ne yapıyor? Büyük cenaze kim lan? Bizim Özgür diye. Ne yapıyorsun? Berkay, karnın aç mı? Yok be abi, hiç yesmiş bir şey. İştahın da kapandı. İştahın da kapandı. Korkma oğlum, bir şey olmaz. İlk defa mı giriyorsun lan? Yapma ya. Girmiyoruz abi şimdi ya. Bir de dışarıya iyice alıştım, adapte oldum yani şu an için. Şu an içeriye adapte olmuşken. Abi ben seni uzarım diye. Bir şey olmaz, hiç kapan da. Babam da öyle diyor. İçeride bakarsın. Babam da öyle diyor zaten. Adam diyor, teyit et diyor, şantaj işte diyor, sonra gel bana diyor, siktir git yap diyor. Ben mi diyorsun, ben mi sana söyledim sanki diyor. Allah'ım. Sen yapmadın mı, nasıl öyle oldu ya? Abi o işte eskiden ya, çok eskiden. O zaman seninle ilk tanıştığım zamanlar. O zamanlar, şimdi mi patladı lan? Şimdi patladı, şimdi davet etmiş biçim ona. Bak. Allah senin belanı versin. Ve aldığım para da 200 lira ya, o da çok büyük para değil. Neyse ona boş ver, söyleme. 200-300 boş ver. Moralim çok bozuldu, hiç yemek yok. Benim moral 0-0-0. Dün geceden belli ağzıma bir lokmayı koymadım. Alt üstü abo, iki abo, makarna, üç ekmek yedim ya. Abo. Allah'tan bir şey koymamış ağzına. Bugün o zaman... makarna. He, makarna ile iki buçuk ekmek, belediye ekmeği. Kaç gündür? Dün... Ceza mı? Yok, 3 gündür bir şey koymadım diyor abi. 3 gündür değil, 3 ekmek, 2 makarna dedim. Onu da ekmek arası yaptım abi. Ekmek arası makarna ya. Gördün değil mi? Hiç daha yok, yemin ediyorum. İştah olsa yarım öküz yer. Ama bize saplarken evet, iyi saplıyor. Ama bize saplatıyor, bir tostu yiyemiyor. Abi, yiyemedim tabii, doğru söylüyorsun. Bir tostu yiyemedin ama burada geliyorsun, yarım öküzü yerim diyorsun. Abi var ya, buranın ortamı başka, ora başka, bura başka. Ortam. Burada yeniyor diyor ne? Burada yenir. Acaba tostu buraya mı çağırsan? Samimiyet var burada. Başka? Bilmiyorum abi ne olacak ya. Anahtarı da. İçeri gireceğim büyük ihtimalle, öyle hissedim. İçeri mi gireceğim? Bakarız ben, ya. Ben hislerimle yanılmam. Faruk abim ben. Bakarız sana ya. Sağ ol abi. Ne? Sağ ol. İçkin yok, kumarın yok, şeyin yok, sigara. Aylık 50 lira, 100 lira yeter abi. O da şey işte. Orada da yolunu bulursun. Şey. Orada da. Abi yok, girmeyek ya. Aklına geldi. Aklına geldi. Eski günler aklına geldi. Koray inşallah karşıma çıkmaz orada. Koray geldi, seni sordu. Allah belasını versin. Geçen geldi seni sordu. Niye? Hayır, beni soruyor. Ne bileyim, seni dolandırıyormuş. O her şeyi bırakmış artık. Kafa yüzgün. Kafa düzgün. Ya abi o çocuk bırakmış. Vallahi diyor. O geldi la dün Koray dediğin. Geldi oğlum burada içiyordu. Yok canım. Abi içiyor ya. Başlamış sen, mı? Sen burada şey yaparken burada da içiyordu. Video kaydı aldım ben sana atmıştım. Görüyor musun? Böyle başlamış. Abi.
O bıraktı. Oysa bıraktıydın ha. Ben bıraktım. Ve vallahi bıraktıydın ha. El ayağı düzgün geldi geçen yanıma. Evde de barıştım dediydi. Oysa ki ben bir katmer yemezken, bir künefeyi götüremezken o tüneri götürüyor. Adalet mi bu abi? Bir künefe oğlum yemedim bak, abi. Oğlum bak açma seni valla. Hiçbir şey yapamaz o bana artık. Çünkü içeri gireceğim. Yakar seni bak. Hani elinde de var her şey. Malzeme de var. Bir şey olmaz. Buna bak. Tiner içiyor. Şey içiyor. Ondan sonra düzelecek. Ne diyeyim sana ya. İçen adam düzelmez. Öyle değil mi? İçen adam düzelmez. Instagram'a oğlum, post attım. Herkes ama bana bir mesaj attı. Bir attı. Bak. Sevenlerim çokmuş be. Allah razı olsun sizlere. Sevenlerim beni yalnız bırakmadı şu an. Bak. Uyumam. Ey Allah'ım bir şakası. Kutlu abiye de söyledim. Sıkma canını diyor. Bakarız diyor. Sağ ol be bakarız abi. Bakarız içeri canım. Sen ne olacak? Ya pustayla diyor simit de sana fotoğraf atarız diyor. Adam gibi adam o da sever bu da. E ne yapacağız şimdi? 2023'e? Ben 2023'e dışarıda gireceğim abi. Hı? Dışarıda gireceğim. 2023'ten sonra bana ne yapıyorlar sepsini? Zaten Lozan'ın anlaşması varmış. Tanıdık yüksek yerlerde. Ne yapacaksın Lozan'ın anlaşması olunca seni dışarı mı çıkaracaklar? Ne? Yıkı artık. Amca oğlum. Amca oğlum bakmadım sana. O da ne kadar yukarıdaysa. Amca oğlum bakmadım sana ama yüksek yerlerde tanıkları vardır. Ondan yardım istemiyorum. Gider paşa paşa yatar. Bak. Kimseye minnet etmem. Ha bu kamera önünde olan bir şey. Kamera arkası da var. Yiğit ne şeyle Efe'yi bana bir gün teslim et. Gör çocuğun halini. Efe'yi mi? Efe'yi bir gün bana teslim et. Onu nasıl ben şey yapıyorum yani yetiştiriyorum. Yok canım. Yorumlarda okudum. Efe'yi de kendine benzet. Yok benzetmem canım. Bir gün kağıdı çıkarız ondan. Ha. Hayatı anlatırım ona. Yaptıklarını anlatırsan o bebeğe ondan sonra. Yiğit'i ver o zaman. Hadi futbolcu oğlum. Tyson'ı ver. Tyson'ı al, Tyson'dan götür. Şu işi halledeyim, Tyson'ı götüreceğim kendime. He, Tyson'ı götür. Bir gün gezdireyim. Tyson'ı gezdi. Tyson geziyor geç, orada bıraktım. Kaçmıyor mu? Parkta geziyor, yok. Kapalı oğlum her taraf. Aram çok İlk sana yazdım zaten. Hey devlete girdim baktım. Aranma kararınız çıkmıştır diye bir yazdım. Yok canım. Allah kahretsin. Büyük ihtimal ifade alırlar. İfaden sonra önce bir ifade, ondan sonra nezaret. Biliyorum çünkü şeyleri biliyorum ha, prodüksiyonu, prodüksleri biliyorum. Prodüks mü? İşte ondan biliyorum yani abi. Ondan sonra ifade alırlar. İfadeden sonra bir bar avukatı gelir, sorar böyle. Bar avukattan sonra beni nezaret alırlar. Bir gün gözaltı. Gözaltıdan sonra hemen gel nöbetçi mahkeme. Ya da normal mahkeme. Onun için biliyorsun pazartesi falan yakalanma. Karşı taraf. Cuma falan yakalanma. He? Karşı taraf. Ondan adam biliyor oğlum prosedürü biliyor. Onlar prosedürü biliyor. Ondan sonra karşı tarafta kamerayla birlikte beni görüştürecekler. Şikayetçi mi şikayetçi. Ondan sonra pişman mısın? Samimi ikrar vereceksin. Kendine teslim olacaksan cezanın 1/3'ünü alırsın. Mesela 4 sene 2 ay aldın değil mi? Bunun 2/3'ünü yatarsın. Yasadan dayanırsın. Deniz serbestliktin götü kurtarırsın. Ama ne kadar verirler bilmiyorum yani. Ne kadar? Çünkü tehdit var, şantaj var işin yüzünden. Cumartesi pazar diyorum bir şey yapmazlar da yalnız pazartesi. Abi vallahi cuma günü yakalanmayak ya. Bugün cuma değil mi zaten? Ne zaman yılbaşı? Yarın yılbaşı. Nerede sokun? Arkaya geç atkılarına kadar. Seni yakamam abi. Bu yolda kendim yanarım seni yakmam. Vay. Kerim. Sen aynı Ümit Özdağ'a benziyor abi. Suriye'ye göreceksin. Suriye'ye sizi yollayacağım kız. Zafer Turizm. Abi benzemiyor mu harbi abi? Çok benziyor abi. Diyor siz diyor Halep'e göndereceğiz sizi diyor. İktidar olduktan sonra. Ama siyaset yapmıyorum yani. Ümit Özdağ sayın başkanım. Öyle şey yok yani. Video görürsen sen. Video oradan sağa saplasın da bakarım.
Evet, şeyi ne yaptın oğlum? Sevenlere. İş, iş nasıl? İş anlat işin. İş nasıl? İş iyi abi. Hı? Sabah gidiyorum, öğlen 12 yemek, 1 saat mola. Kaç para alacaksın? Asgari ücret. 25. Asgari ücret de zamlandı da ben hiç sevinemiyorum artık. Sen şimdi çalışıyorsun, ne zamandan beri çalışıyorsun? İşte o zaman günden beri çalışıyorum. Yalan söyleme, geçen gün seni arka caddede görmüşler. He, evet doğru. Şey var ya, oraya da girdim, çıktım ya. Nereye? Ben sana çıktım dedim ya. He. Ondan sonra şuraya girdim işte. Oysa oradan çıktım, tekrar aynı tamam. Oradan çıktım ben. Alüminyumcuda çalışıyordum. Alüminyumda çalışıyordum, senin görüntülü aradım. Çıktım tamam. Dedim. Haberin var sana. Ben neden görüntülü aradım? Aradım görüntülü ben Instagram'dan. Saçını kese, saçımı keser misin dedim hatta. Tamam o da gün şimdi, gelecektim. Tamam çıktım dedin de şimdi alüminyumcuda çalışıyorum dedin hala. Ondan sonra çağırdılar işte oraya gittim. Şimdi hala orada mı çalışıyorsun? Ben şimdi oradayım da çıkacağım işte. Yarın oradan çıkacağım. Ne diyorlar? Kavuşum. Tanımasam diyeceksin ki bir şey içmişim. Abi bana kavuşum. Yani gerçekten tanımasam diyeyim bir şey içmişim. Tamam abi bir şey içmişim. E şimdi sen burada mı çalışıyorsun, alüminyumda mı çalışıyorsun? Çıktım o ikisine de çıktım tekrar şey yaptım işte parayı alacağım. Ben bir şey anlamadım mı? Siz anlatıyorsunuz arkadaşlar. Öyle abi işte sen boş çalışın. İşim işi boş çalışın abi. Bence sen çalışmıyorsun. Bayağıdır sen çıktın herhalde. Oradan bayağıdır. Sonra şu simitçi var orada. Nerede? Şurada. Oğlum benden kaçmaz bak. Bak bana haberlerin geliyor. Abi nasıl geçen, geliyor ya? Bak, bana haberleri geliyor. Nasıl geliyor? Geçen dediler ki abi Berkay dedi orada dedi. Ben hiç sesimi çıkartmadım. Bak şimdi soruyorum sana. Nerede? Alüminyumda çalışıyorum abi. Ya çıktık sağ ol karıştırma bana sen. İki sene çıktık. Oğlum gerçi yapacağım? Çıkma yok ama alüminyumdan gerçekten çıktık. Alüminyumcudan sen kovulmuşsun. Tamam oradan kovuldum. Alüminyumcudan. Oradan kovulmadım. Simitçiden şeyden. Simitçiden kovuldum. Simitçi ne yaptın da kovuldun? Abi çok yavaş çalışıyorsun dedi. Ben de çok orada mesela müşteriden kalan şeyleri yiyordum. Hep midemi tıkıştırıyordum. O da çok yediğim için ya. Yalan söyleme oğlum. Valla. Stüdyoza gidelim sonra. Kaç gün çalıştın orada? 4 gün. Kaç para aldın? 750 lira. Günlük mü alıyordun? He. 210 lira alıyordum günlük. Alüminyumda niye çıktın? Oradan da niye çıktım? O bir de sıcaktı ya eritme şeyleri. He. Hep eritme. Kaç gün çalıştın orada? Orada da çalıştım ya. Kaç kamera gün? Arkasına söyledim. Ya, kaç gün çalıştın? Bana onu söyle. Günlüğü söyle oğlum. 14 gün. Ben sana hani kaç gün çalışacaksın dedim orada. Arkadaşlar ondan sonra bana dediler ki abi şey yapıyorsun çocuğun şeyini. La kardeş ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Ne dediler ki? İnsan derler ya malını bilmez mi? Bilir. Ben malımı biliyorum. Ya ben dedim 2 hafta veriyorum. En baba 3 hafta. Bakın duydunuz 2 hafta çalışmış. Ne oğlum ne dediler? Ne dediler? Dediler ki abi çalışır dediler o. Neyse ya. Gene yüzleri karıştırdım. Gene onların yüzleri karıştırdım. Çünkü ben niye bilmiyorum. Ben affedersin medyum bilmem. Abi çok canım sıkkın. İşi boş çünkü, versin. Çünkü sen seviyorsun. Hür yaşamayı seviyorsun. Hür çalışmayı seviyorsun. Abi. Sen kimsenin karışmasını istemiyorsun. Abi, ben kendim de. Çalışır. Yer içer saplar kaçar giderim. Hür de abi şimdi. Bu hür çok hür olmuyor. Benim hürümü alacaklar abi. Artık yapacak bir şey yok derler ya. Zamanında yediğin hurmalar anladın mı? Emniyet ne geldi? Gelir götür. Ne? Aha geldi. Allah mı? Oğlum sen geldin diye dedim. Abi ne şaka yapıyorsun? Abi, al, abi şu şey ya yapalım da. Şu yılbaşı geçtikten sonra bana içeride nezarete girmeyek abi. Yerinden artık. Ondan sonra bütün yılımı sikeyim. Ne bileyim niye korkuyorsun? Abi şantaj montaj yapmış birilerine. Öyle mi? Tabii onlar da mahkemeye vermiş. Şanmış, aranması varmış. Saplayacaklar bunu. Saplayacaklar. Ben saplayacağım ona bak. Abbas Kara düştü durumlara bak ya. Serkan abi yaşasaydı benim yüzüme tükürdü şimdi ya. Yo, onu mu lan manyak mısın sen? Valla tükürdü. Rahmetli seninle kururdu ya. Gene saplattı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Cennet olsun. Lan arkadaş ya. Evet 2023'ten ne bekliyorsunuz? 2023'ten hiçbir şey beklemiyorum abi. Doğru yalan söylesin. Ekonomi düzelsin yeter. Başka 2023'ten ne bekliyorsun? Her şey ucuzlasın. Yemekler ucuzlasın. Hiçbir şey pahalı olmasın. Herkesin alım gücü olacağı bir ülke istiyorum. Ekmek 1 lira olsun. Eskisi gibi. Oğlum. O... Diyorlar ya hani olacak duaya amin de. Önce bir
Abi ne olabilir ki yani 23'te yani? 2023'te... Faruk abi sana söylüyorum, ne bekliyorsun abi? Sana bana, önce sana söylüyorum. Sen sonra Faruk'a söyleyeceğim, sen söyle. Ben onları bekliyorum abi. Ne bekliyorsun? Daha söyle hadi. Her şey bir ucuzdasın. Tamam. İşte, ekmek bir lira olmaz oğlum. İnsanlar. Bu ülkede hiçbir şey düşmedi. Şimdiye kadar hiçbir şey düşmedi. Araba piyasası düşer mi abi? Sen doğa tonları olmasın. Oğlum bir şeyin düştüğünü gördün mü sen? Hiç görmedim. O yüzden boş konuşma. 2023'te gelecek için gelen 2023'te ne bekliyorsun? Söyle. Siyasi mi şeyleri? Ya yok oğlum ne bekliyorsun ya? Ben... Sağlık be, mesela ben sağlık bekliyorum. Anladın mı? Huzur bekliyorum. Niye? Anladın mı? Tabii ben ha, de önce ülkem için, mi? Ülkem için, vatanım için güzel şeyler bekliyorum yani. Anladın mı? Ben de ne bekliyorum? Aileme sağlık, sıhhat, ömür nasip versin. Senin ha, ailene de, hepinizin ailesine sağlık, sıhhat, ömür versin. Öyle de. Ekonomi düzelsin abi. He? Tamam. Başka bir şey isteğim yok. Alım gücümüz olsun abi. Tabii alım gücü olsun, tamam. Ondan sonra insanlar birbirlerine saplamasın. Kimse kimseyi dolandırmasın. Ama sen şimdi bunları isterken de... ben cezamı çekerim abi. Bir şeyler abi, vermen lazım. Nasıl yani, ben vatandaşım. Vermeden almak olmaz. Ben... Oy mu? Diyorum ki vermeden almak olmaz yani. Neyi verir veririm sen abi? Sen şimdi diyorsun ki memurusun abi. Neyi mi vereyim abi? Diyorum ki bak, diyorum ki şu güzel olsun, böyle olsun, alım gücü olsun. Sen çalışmazsan zaten alım gücün yine şey olmaz. Anladın mı? Alım gücün olması için senin ne yapman lazım? Çalışmamız lazım. Çalışmadan bu işler olmaz. Anladın mı? Bir şey istiyorsan bir şeyleri de feda etmen lazım. Bu yolda. Evet. Ne feda mesela, edebilirim? İşte kendinden bir şeyler feda edeceğim. Abi nasıl aklım gözüküyor? Olur ben abi. Ben altına gitmesin, kesemek. Bir şey yapamayacaksın bana. Hiç bu amcanı ondan çekmedin. Yok abi. Allah Allah. Ağabeyle bu iş boğaz arıyor. Allah'a emanetim. 2023'ten Berkay'ın neler beklediğini duyduk. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Herkesin yılı güzel olsun inşallah. Hadi Allah'a bay, emanet olun. Son sözler zaman için kardeşim söyle. Hadi bay.